Şimdi de Bitlis'ten şehadet şerbet içen şehit polislerimizi seslendireceğiz. Şaban Kılıç Arslan Adana. Hurra! Bülent Emen Balıkesir. Hurra! Volkan Şahbaz Ağrı. Hurra! Yalçın Demir Ağrı. Hurra! Kamuran Ercan Van. Hurra! Gördünüz değil mi saygıdeğer davetlerimiz? Şehitlerimiz arasında Kürt Türk diye ayıranlara karşı olabilecek Kürt kardeşlerimiz de var. Bizim derdimiz Kürt Türk kardeşliğine bozulması değil, bizim derdimiz Kürt Türk kardeşliğine sabote etmeye yönelik bu oyunlara gelen kalleşçe tutumlarıyla genç fidanlarımıza saldıran teröristleredir. Kahrolsun terörizm! Bir ananın şehit Mustafa'm adlı bir dörtlüğü var, onu okumak istiyorum izninizle. Daha sonra konuşmacılar var, onları takdim edeceğim. Acımadan yağdırdılar kurşunu, Mevla'ya kavuştu şehit Mustafa'm. Teröristler duysun, anlasın bunu, Mevla'ya kavuştu şehit Mustafa'm. Özür dilerim. Çatışma anında ortam gerildi, hainlerin yaptıkları yerildi, şehadet şerbeti ona verildi, Mevla'ya kavuştu şehit Mustafa'm. Teşekkür ediyorum. Komitesi adına başkanımız BADD başkanı Sayın Erdoğan Öztemur Bey'i duygularını ifade etmek için davet ediyorum. Teşekkürler. Saygıdeğer vatandaşlar, değerli siyasi parti temsilcileri, değerli hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım. Belçika Türk Sivil Toplum Örgütleri platformu adına az sonra terörü kınamak ve şehitleri anmak bildirisini okuyacağım. Terör insanlık suçudur. Kamuoyuna duyuru. Bilindiği gibi terör bir insanlık suçudur. İnsanlık suçu olan terör ülkemizde can almaya devam ediyor. Bebekleri, genç kızları, savunmasız insanları, polis ve askeri hedef alan eli kanlı teröristleri gerilla diye niteleyen düşünce ve yayınları art niyetli bulmaktayız. Ülkemizde PKK'lı teröristlerin hain saldırıları sonucu 24 saat içerisinde Bitlis'te 5'i polis, Hakkari Çukurca'da ise 24'ü asker olmak üzere 29 vatan evladımız şehit edilmiştir. Bu saldırıları halkımızın derinden yaralamıştır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerine, halkımıza ve hakkımıza da başsağlığı diliyorum. Bu hain saldırılar Türk ve Kürt halkının kardeşliğini bozamayacaktır. Şehitler içerisinde Kürt kökenli vatandaşlarımız da var. Halkımız tüm şehitleri bağrına basmıştır. Şehitlerimizle ilgili haber ne yazık ki Belçika'da ve bazı Avrupa basınında saptırılarak verildi. Haber medyada şu şekilde yer aldı. PKK'lı gerillalar 24 asker öldürdü. Ardından Türk askeri Kürdistan'a girdi. Teröristleri gerilla diye yazan alt niyetli medya, ayrılıkçı Kürtleri neredeyse kahraman Türkiye'yi de işgalci gibi ilan etmek, teröristleri kahraman, Türkiye'yi işgalci ilan eden medyayı şiddetle kınıyoruz. Terör mazur ve teröristler masum gösterilemez. Terörü desteklemeye ve beslemeye çalışan bilmelidirler ki terör belasıyla bir gün kendileri de yüzleşebilirler. O zaman terörü mazur göreceklerini sanmıyoruz. Türk halkı her zaman barıştan yana olmuştur. Mustafa Kemal'in yurtta barış, dünyada barış vecizesi Türk milletinin barışçı duygusunu en güzel bir şekilde ifade etmektedir. Bildiğimiz ise Hacı Bektaş-ı Veli'nin bir güzel vecizesiyle tamamlamakta. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Buradan emperyalist güçlere de sesleniyoruz. Kirli ellerinizi ülkemizin üzerinden çekiniz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Serkez, Abaza hepimiz bütünüz. Binlerce yıl bu toprakta kardeşçe yaşadık. Kardeşliğimize uzanan kanlı ellerinizi çekiniz diyoruz. Atlantik ötesi güçler coğrafyamızda demokrasi getireceğiz diye saldırı ve saldırmaya devam ediyorlar. Ama demokrasi yerine kan ve zulüm getirdiler. Artık maskeniz düştü diyoruz. Türk halkı sizi iyi tanıyor. Depremde yıkılan binaların altında can veren Türk Kürt kardeşlerimiz kucak kucağa yaşamlarını yitirdiler. Aynı Çanakkale'de şehit oldukları gibi. Yeter artık diyoruz. Yeter. Terör nedeniyle şehitlerimizi ve Van depreminde yaşamını yitiren insanlarımızın acılarını paylaşan, maddi ve manevi yardımlarda bulunan Belçika hükümetine, Binbrüksel Belediye Başkanı Sayın Freddy Telmans'a, emniyet güçlerimize buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sağ olun. Sayın Düzenleme Platformu Başkanı Sayın Erdoğan Öztemir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şu anda bu bildirinin Fransızcasını okumak üzere